Evet, Tozlu Sayfalar Manisa TV ekranlarında devam ediyor. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Kurtuluş Kahramanları Anıtı'ndan bu akşam sizlere sesleniyoruz. Profesör Doktor Mehmet Çelik'le beraber. Evet hocam, ilk bölümde konsilde kalmıştık. Evet. Konsil şimdi, toplandı dediniz. Hristiyanlıkla devlet 200 sene kavga ettiler. Sonunda devlet, Büyük Konstantin bunu gördü. İkiye bölünüyor Roma İmparatorluğu. Hı-hı. Doğu Roma diye. Bizans Batı Roma. Dediğimiz bizim. Hı-hı. Şimdi Hristiyanlık da buralarda var. Artık evet. Gün geçtikçe de bütün baskılara rağmen, katliamlara rağmen Hristiyanlık gün geçtikçe çoğalıyor. Bir Milano fermanı ile özgürlük verdi. Artık Hristiyanlık yeryüzüne çıktı. Fakat Büyük Konstantin bu dinin kurumsal yapısını devletin kurumsal yapısına adapte etmeyi düşündü. 325 yılında bugünkü İznik dediğimiz ilçemizde ilk ökümenik konsil, yani Hristiyanlığın evrensel konsili toplandı. Hı. Kaynaklar 400 piskoposun katıldığını söylüyorlar. Cezayir'den, Fas'tan, efendim Hindistan'dan, Avrupa'nın her yerinden, Anadolu, Irak falan filan. Şimdi Konstantin, her gelen cemaat elinde bir İncil var. Bir de başka şeyler söylüyor. Bir amentüsü bile yok yani. Cezayir Kilisesi İsa'yı farklı algılıyor. Fas Kilisesi ayrı, İspanya Kilisesi ayrı, Balkan Kilisesi her kafadan ayrı. Ses her çıkıyor. Kafadan bir ses. Bu konsili bunun için topladı. 400 tane İncil. Bunları elediler. 4 tanesini kabul ettiler. Bunlara kanonik, yani meşru İncil'ler. Matta, Markus, Luka, Yuhanna. Diğerlerine apokrif dediler. Uydurma dediler. Peki bunlar nasıl seçildi? Yani bu 400'ün içerisinden nasıl seçildi? Hangi kriterler? Bunun meşhur bir rahibe var. O şöyle izah ediyor. Diyor ki 400'ünü de bir masanın üstüne koydular diyor. Masayı silkelediler diyor. 396 tanesi düştü, 4 tanesi kaldı. Biri doğuyu gösteriyordu, masanın doğu kısmını. Biri batıyı, biri kuzeyi, biri güneyi. Tanrı diyor, Baba Tanrı, İncil'i 4 yöne, her yöne bir şeyi koydu. Aslında hadise şu işin doğrusu. Bu mevcut Hristiyanlığın dizaynını yapan, ilkelerini koyan kişi İsa Mesih değildir. Hazreti İsa değil. Paulus'tur. Hı. Paulus'un risaleleri var, mektupları var. Onun teolojik görüşlerine uygun düşen bu 4 İncil'i aldılar, kabul ettiler. Ve bir de Konstantin dedi ki şimdi bunu bir de kurumsal yapıya kavuşturalım. Ulan 400 tane kiliseyi nasıl idare edeceğim ben? Roma'nın bir özelliği vardı. Ordusunu, ekonomik yapısını 3 merkezle bölüştürmüştü. Birisi Roma, İtalya'nın bugünkü başkenti olan Roma. Birisi İskenderiye, Kuzey Afrika'nın tamamını kontrol eden İskenderiye. Birisi de Antakya, Anadolu, Suriye ve Irak'ı kontrol ediyor. Üçü de denizden birbirleriyle bağlılar. Hı hı. Mesela diyelim ki Mısır'daki pamuğu devlet Irak'a sevk edecek. Gemiyle Antakya'ya gelir, Antakya oraya şey eder. Ticari anlamda da böyle şey etmişler. Ve o gün bu 3 tane büyük şehrin içerisinde en büyüğü de Antakya. 6. yüzyılda, yani 550'lerde, 400'lerde, 450'lerde nüfusunu söyleyeyim mi sana, merkez nüfusu? 600 bin. Allah Allah. Orta çağda normal bir şehrin nüfusu 15 ile 30 bin arasındadır. 600 bin. 600 bin. Gelen gidenle tabii çok. Oranın bir, ya Roma'nın 3 ordusundan biri orada. Roma'nın ekonomik şeyinden 3 parçadan biri orada. Bu yüzden çok, bu 3 büyük şehir. Bunun dışındaki şehrin İstanbul falan yok mesela o dönemde.
Antakya dünyanın, Hristiyanlık Antakya'dan yayıldı zaten. Paulus Tarsusluydu zaten. Hı hı. Antakya Kilisesi'ni o dizayn etti. Ondan sonra şey yaptı. Şimdi bu kilise, 400 kiliseyi nasıl devlet idare edecek, kontrol edecek? Tuttum devletin bu 3 şehrini göz önüne alarak ökümenik patrikhaneler kuralım dedi. Nasıl? Yani bir patrikhane kuralım, Anadolu'yu, Irak'ı, Suriye'yi ve İran'ı kontrol etsin, ona bağlayalım. Mesela Suriye şeyde bir şey kuralım, Afrika'da bütün Afrika kiliselerini ona bağlayalım. Avrupa'da da bir tane kuralım, bütün Avrupa kiliselerini yani ona bağlayalım. Parçala yönet sistemi yapmıştır. Bunun üzerine Antakya, İskenderiye ve Roma'da karar kıldılar. Şart olarak da şunu koştular. Bir kilisenin ökümenik patrikhane olabilmesi için bir havari tarafından kurulmuş olması lazım. Apostolik kökenli yani. Hazreti İsa'nın 12 havarisi var. Yani ona inanan hayatta 12 kişi inandı. Bunlardan biri tarafından kurulmaz. Yoksa her önüne gelen kilise ben de ökümenik olacağım diyemez. Antakya'yı kim kurdu? Saint Pierre. Paulus'la beraber. Roma'yı kim kurdu? Gene Saint Pierre'le Paulus. İskenderiye'yi onu da Markus kurdu diyorlar. Artık bu üç patrikhane birbiriyle şey ediyor. En büyük benim. Yarış ediyor. En lider benim. Benim dediğim olacak, şu olacak, bu olacak hesabı. Hristiyanlık artık katliamdan kuruldu, yeryüzüne çıktı ya. Kiliseler arası teolojik, kristolojik münakaşalar başladı. Mesela denildi ki Tanrı ruhundan İsa'ya üfürmüş. İsa da Tanrı mıdır o zaman? Bir kısmı dedi evet. Bir kısmı da yav hayır. Tanrı yemek yemez. Tanrı tuvalete gitmez. Tanrı uyumaz. Tanrı'nın dişi ağrıdığında bağırmaz, çağırmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Bir kısmı dedi ki İsa'da iki tabiat var. Biri tanrısal tabiat, bu onun ruhudur dediler. Bedenen İsa bizim gibidir dediler. Ruhen? Buna diyofizit görüş denildi. İki tabiat demek diyofizit. Bir kısmı da dedi ki hayır, o aramızda yiyen içen konuşan bize bir görüntü o. Bedeniyle de tanrıdır, ruhuyla da tanrıdır. Doğu Ortodoksları, Süryaniler, Mısır Kıptileri, Keldaniler, Maruniler, Ermeniler böyle inanırlar. Bedenen de o. Geldik şimdi 5. yüzyıla. Hristiyanlık tabi artık devletin 380'de resmi dini oldu. Ulan İsa Tanrı da, bu Meryem Tanrı'yı mı doğurdu? İnsanı mı doğurdu? Hayda. Yani Meryem'in statüsü, ünvanı Theotokos mu? Tanrı doğuran mı? Yoksa Kristotokos mu? Kristi doğuran mı? Aha efendi, bunun kavgaları başladı. Kiliseler arasında İstanbul Patriği Nestorius bağırıyor. O bizim gibi bir insandı. Tanrı'yı doğuramaz, şöyle demez. Kim İsa Tanrı derse şöyle olmuştur. Haça gerildiği zaman ruhu ondan ayrıldı, bedeni haça gerildi. Kim İsa'ya Tanrı derse dinden çıkar dedi. Vay sen misin bunu dedi diyen İskenderiye Patriği Kurilos oradan patladı. Meryem Theotokos'tur. Tanrı'yı doğurmuştur. Aha aha. 4 asırdır üstünü örtüyorlardı. Oradan tekrar çıktı. Şimdi bu sefer Tanrı'yı mı doğurdu? Yani Tanrı anası kabul edilince sıra ikinci sırada yer alacak kilisede. İsa'dan sonra o gelecek.
kiliseler arası kavga, gürültü, bölgesel toplantılar yapıyorlar. Birbirlerini afaroz ediyorlar. Kavgalar, gürültüler öyle bir hal alıyor ki İmparator II. Theodosios'a mektuplar yazılıyor. Elçiler gönderiliyor. Özellikle 3 patrikhane tarafından. Bu meseleyi halledelim, devletin birlik ve bütünlüğünü yok ediyor bu münafıkla şeyler falan. E tamam, birinci konsil yapılmıştı İznik'te, ikincisi artık İstanbul başkent. Niye Efes seçildi? Efes bir il bile değil, bir ilçe orası. Özellikle İskenderiye Patriği, Antakya Patriği, Yuhanna ile Kurilos anlaştılar, Efes olsun dediler. Bunun bahanesini de şöyle şey ettiler. Ya deniz yoluyla orta tam, hem İskenderiye'den buraya, hem İstanbul'dan buraya, hem Antakya'dan eşit şekilde geliriz, şey ederiz falan. Biz orada halkı malkı ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire. Biz kendi aramızda bu meseleyi şey edeceğiz. Ama Kibele'nin kült merkezi ora. Kurilos eli sopalı. Parası bol. Nil'in etrafında, Mısır çöllerinde yüzlerce manastır kurmuş. Her birinde binlerce keşiş kalıyor, rahip. Ve bunlar radikal Müslümanların işitleri. Eli sopalı, yıkıp deviriyorlar. İmparator Theodosius'u tehdit ediyor Kurilos. Emrimde 10 binlerce diyor, gözünü şeyden sakınmayan şeyler var, seni mahveder. Tamam, Efes olsun. Efes'te toplanacaklar. Efes'in halk arasında bir şey var. Yarı yarıya Hristiyanlaşmış. Ama o şey kültü, Kibele Attis kültü çok canlı. Halkın yarısından biraz fazlası Kibele ve Attis kültüne inanıyorlar. Hmm. Kibele böyle oturuyor. Kucağında bir Attis var. Bir de bir Hale-i Nur var böyle kafasında. Kurilos zeki bir adam. Tuttu Meryem'i oraya oturttu. İsa'yı verdi kucağına. O Hale-i Nur'u da aldı, Meryem'in kafasına geçirdi. Adı Demeter değil, Meryem artık. Adı Attis değil, İsa artık. Ve Meryem 431 Efes Konsili ile Hristiyanlığa kabul edildi. Nastorius İstanbul Patriği, İmparator Patriğini tuttu. Adeta orayı Kurilos bir mahkeme önceden gelmiştir. Tertibatını aldı, kalabalık geldi. Salonu kontrolüne aldı. Nastorius'u bir mahkum gibi, mücrim gibi şey etti, sorguya çekti. Afaroz etti. Kendi özel kalem müdürü, rahip, ayak işlerini yapan Kurilos'un. Onu da tuttu, o konsilde İstanbul Patriği olarak tayin etti. Şeyini de imparatora yazılı gönderdi, bunu imzalayıp ilan edeceksin. Ve Meryem için 12 maddelik bir manifesto hazırladı, o konsilden geçirdi. Kim ki Meryem Kristo Tokos'u, yani beşer olan İsa'yı doğdu derse kafirdir, afaroz edilecektir. İşte Meryem şöyledir, ben onu yayınladım. 12 maddelik meşhur bir şey kitaplarımda da var. Ve böylece Meryem kilisenin içerisinde 431 konsiliyle
kabul girdi, kabul edildi. İsa Mesih'in burada tabiatları da ortaya çıktı. Süryaniler, Keldaniler, Mısır Kıptileri, Habeş Kilisesi, bunlar İsa Mesih'te tek tabiat var diyorlar. O yiyen, içen, bizimle oturan, gezen, konuşan İsa da Tanrı'dır her haliyle. Ruhi yönden de babanın ruhundandır. Orayla da Tanrı'dır. Tek tabiatı vardır. Fakat Rum Ortodokslar, yani Bizans Kilisesi, Balkanlardaki kiliseler ve Ruslar Katolik Kilisesi ile beraber İsa Mesih'te iki tabiatın olduğuna inanırlar. Birisi derler ki o oturan, yiyen, içen, gezen, bizimle konuşan insan o yönüyle insandı, beşerdi. Ama onun ruhu Tanrı'dan bir parçaydı. O yönden de Tanrı sayılır. İsa Mesih haça gerildiğinde ruhu onu terk etti. Onu haça geremediler. O beşeri bedenini haça gerdiler. O da zaten sonra o beşeri bedende göğe yükseldi. Ve Meryem o hadiseden sonra, tabi kavgaral gürültüler falan çok oldu ama Meryem bütün Hristiyan dünyasında İsa Mesih'ten sonra birinci aktör haline geldi. Dünyada en fazla kilise ismi Meryem Ana kiliseleriyle anılır. Bir şehirde ilk kurulan kilise Meryem Ana Kilisesi verilmiştir. Ondan sonra Meryem Ana'nın koruyucu bir şeyi vardır. Hristiyanlık onu yerden yere vururken Meryem'i temize çıkaran Kur'an olmuştur. Meryem'in Kur'an'daki sıfatı Betül'dür. Biz şimdi kız çocuklarımıza da kullanıyoruz, evet, Betül diye. Çok, çok güzel bir isimdir de. Betül temiz demek. Akpak demek. Bu temizlik hem maddi yönden temizdir, yani bakiredir. İki geli değmemiştir. Namus yönünden temizdir. Hem de ruhi yönden temizdir. Ve nitekim İslam peygamberi Hazreti Muhammed de cennetin üç kadınından hep bahsederken mutlaka Meryem içindedir onun. Mutlaka. Birisi mesela Hazreti şeyin işte Hacer, İbrahim'in annesi, Hazreti İbrahim'in eşi. Hacer cennet hanımefendilerinden biridir. Meryem cennet hanımefendilerinden biridir. Hatice kendi eşi cennet hanımefendilerinden biridir. Zaman zaman Hatice'nin yerine başka biri girer. Zaman zaman efendime söyleyeyim Hacer'in yerine de başka bir kadın girer ama Meryem hiç değişmez. Ve kadınlar içerisinde en fazla zulme ve iftiraya uğrayan Meryem'dir. Yani dışlanmıştır, kötü lakaplarla anılmıştır, eziyet şey edilmiştir falan vesaire. Ve Meryem'in bu özelliğinden dolayı ikinci Jean Paul, Yuhanna Paulus'tur asıl orijinal ismi. Jean Paul diye, ikinci Jean Paul diye en uzun süre papalıkta yaptı. Türkiye birkaç sefer geldi. Papa ikinci Jean Paul diye biliyorum. Jean Paul. O geldi. Buradaki Efes'teki Meryem Ana şeyini tescil etti. Meryem burada yatıyor dedi Meryem Anamız. Ve şimdi dünyada bir turizm merkezi haline getirildi. Fakat biz bunu işte ya Hristiyanlık falan yobazlığıyla diyeyim. Bunu çok işlemiyoruz. Halbuki işlemek lazım, turist çekmek lazım. Meryem'in mezarın orada olmadığını bütün bilim alemi biliyor. Zavallı, fakir bir hanım. Yani ta Kudüs'ten kalkacak,
Bülbül Dağı'na gelecek. Bülbül Dağı'na gelecek Efes'te. Ne işi var ya? Ne işi var gelecek diyorlar. Havari Yuhanna aldı geldi bazıları. Öyle yazmışlar. Ama bir de şey biliyorum ben, yani benim bildiğim tabii de. Hani işte aforoz edildi bilmem ne oldu. Oradan kaçtı. Yok, kaçınca yok, geldi işte buraya yerleşti. Niçin geldiği işte, şeyi oradan şey ediliyor. Hani dışlanmış ya. Halbuki mesela makamat-ı mukaddese meselesini işledik ya. Evet. Şeyin Merkad-ı Meryem diye o kutsal mekanlar içerisinde bir yer var. Meryem'in mezarıdır o. Evet. Yani onu biz kabul ettik. Hani yani olmasa şu, da sonuçta bu şudur, makamdır. Hı hı. Mezarı olmasa da makamdır. Mesela Yunus Emre'nin kaç yerde mezarı var, değil mi? Evet. Nasreddin Hoca'nın kaç yerde mezarı var? Bu makamdır yani şeyden. Meryem için de bu makamdır. Hiçbir mahsuru yoktur. Türkiye buna sahip çıkmalıdır. Kültür Bakanlığı, ya bundan daha iyi pazarlama şeyi olabilir mi? Yani Türkiye'yi şeyi. Turizm adına. Turizm açısından. Türkiye'de bir zamanlar şu zihniyet vardı. Ya kardeşim, turist, üç tane turist için memleketin tapusunu tekrar Hristiyanlara mı verelim? Bunu söyleyen adamlar sokaktaki adamlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Böyle hamasi güya bundan milliyetçilik yapın. Bilmem ne de kardeşim bakın. Bu Anadolu coğrafyası bizim artık vatanımız mı? Buradaki Bizans da bize aittir. Buradaki Hitit de bize aittir. Buradaki Asur da bize aittir. Buradaki Komagene de bize aittir. Buradaki her şey artık bize aittir. Kimse kalkıp gelip de Hititlilerin toprağı buraydı, biz burayı sizden almak istiyoruz falan böyle bir saçmalığa kimse kalkışamaz. Evet. O nedenle yani buradaki o Bizans tarihi kalıntılarını biz sahipleneceğiz. Turizm gelecek buraya, para gelecek buraya. Yani bir sanayi ve bacası olmayan bir sanayi diye biz bunu hep tarif ettik. Bacasız sanayi diyoruz. Evet. Bir de tarihi açıdan bizim zenginliğimizdir. Biz bundan korkmamalıyız. Yani biz bir imparatorluğuz. Biz tarih boyunca Ermenisine de, Süryanisine de, Keldanisine de, Marunisine de, Yahudisine de her türlü din ve inanca özgürlük tanımışız. Yaşatmışız. Beraber yaşamışız. Beraber yaşamışız. E şimdi kalkıp niye kendini küçültüyorsun ya? Dünya seni örnek alsın, hoşgörünle. Yüz yıllarca biz Ermenilere milleti sadıka demişiz. Tam 850 sene birlikteliğimiz var. Selçuklu'yla beraber, evet. Osmanlı'yla ikisini topladın mı 850 sene. 19. yüzyıl İstanbul yapıları, yani 1800'lü yıllardaki camiler, medreseler, hanlar hepsi Ermeni mühendislerin şeyidir. Artık Ermeni mimarları yaptı. Yani bunu kalkıp da ya mesela Yunanlıları düşman aklım almıyor. Ya Yunanlı niye bize düşman olsun ya? Ya İngilizlerin oyununa geldik biz. Benim Yunanlı dediğim tam 450 sene biz bir tane valiyle yönetmişiz orayı. Küçücük bir ülke, küçücük bir nüfus. Bugün bile nüfusu İstanbul kadar. İstanbul'un yarısı kadar. Yarısı kadar. Yarısı kadar. Ve açlıktan da şeyleri kopuyor. Ya şunun kavgasını yapıyorlar zaman zaman bazında. Efendim dönere sahip çıkmışlar, döner bizim diyorlar. Efendim baklavaya onlar sahip. Var ya. Ulan onlar... kardeşim elbette hem senin hem onların beraber bizim 450 sene aynı mutfağı kullandık ya. Aynı mutfağı kullandık. Ya doğru. Sen imparatorluksun. O benim değil, bana ait değil dese bile sen diyeceksin ki sana ait lan. Hepimize ait. Yani. Hepimize ait ya. Yani. O aidiyeti kuracaksın. Bunlar bize düşman olamaz. Bunlar bizim evin yaramaz çocuklarıydı Ermenilerle Rumlar. Rum ismi Roma'dır. Grekler yani Grek. Yunanlılar. Ya bunlar bizim evin yaramaz çocuklarıydı. Birileri emperyalistler
Bunların aklını çeldiler. Dediler ki imparatorluk batıyor. E siz de bu imparatorluğun bir parçasısınız canım. Değil mi? Batan geminin malları. Kim ne kaparsa elinde kalacak. Bu da sizin hakkınız işte. Bu imparatorluk batıyor, artık yürümeyecek. Dedikleri için onlar da inanıp... Bunlar da buna kandılar. Ondan sonra arkadan bize biraz bir şeyler şey ettiler. Biz de iki tane tokat vurduk, gidip oturdular. Hem Ermeni söyle oldu hem şey. Bunlar, biz yüzyıllarca beraber çalıştık. Bunları düşman edinmemeliyiz. Çünkü akrabalar var ya, komşular var. Hala giden gelen var. Bir nevi bir sefer sınırdaşız her şeyden önce. Bir. Evet. Tarihimizin 400-500 senesi ortak. Bu iki. Ya komşu coğrafya. Sana şunu söyleyeyim. Bu ahmak siyasetçiler, bizi birbirimize düşüren siyasetçiler de, Yunanistan'da bir ekonomik kriz, bir bakıyorsun diyor ki Türkler işte şunu ettiler, haydi halkı bir sokakladı şey diyor. Derdi aslında o krizi atlatmak. Ya kardeşim, ona bahane bulmak. Bak, dünyada deniz turizminin ve tarihi doku, kültür turizminin en büyük coğrafyası Yunanistan, Anadolu. La kardeşim, şu Ege Denizi dediğiniz, o adalar dediğiniz, lan salak mısınız? Lan beraber turizme açsanız bunları, dünyanın turizm merkezi olur ya. O nedir o bilmem, Filipinlermiş, Amerika'da cümle, saçma sapan yerler bunlar. Yok canım, onlar, ya da, Ege güzel. Denizi, onlar da güzel hocam. Ya Ege Denizi bambaşka, o adaları bir şey, turizme kaldırırken. Haiti Mahiti oralardan bahsediyorsunuz. He, Bahamalar kötü mü ya? Ya gözünü sevdim. Ama tabii burası daha güzel tabii. Ya burası daha güzel. Bizim kompleksler yani, sen gidip Antalya'da yapabilirsin. Kro, ben gidiyorum Hawaii'de yapıyorum havasını basmak için. Öyle değil. Ege çok güzel. O adalarla, bütün o adaları bir düşün. Turistik otellerle, mekanlarla. Bir yandan Yunanca şarkılar, türküler şey edip tabaklar kırılıyor onun adına. Ne diyorlardı o? Sirtaki diyorlar. Sirtaki işte falan. Bir yandan halay çekiliyor zeybeklere, gelin zeybekleri. Kötü mü olur? Nedir birbirinize düşmüşsünüz? Bir apartmanın içerisinde iki komşu bile birbirine hafif küs olduğu zaman tadı tuzu kaçıyor hayatın ya. Tabii ki. Ya kardeşim, Ermeni ya, 850 sene ben Ermeni ile beraber yaşamışım ya. Celal Bayar 1954'te bak. Tehcir ne zaman? 1914-15 değil mi? Hı hı. 54, 24, 34, 44, 54. 40 sene sonra tehcirden Celal Bayar Amerika'ya ilk resmi ziyaretini yaptı, Cumhurbaşkanı olarak. İlk defa bir Türk devlet adamı Amerika'ya gitti. 20 bin Ermeni Türkiye bayraklarıyla karşıladılar Celal Bayar'ı. Ve orada hemen şeye müracaat ettiler, Beyaz Saray'a. Dediler ki bu bizim Cumhurbaşkanımız. Buraya kadar gelmiş, bu bizim konfederasyonu. Biz ona orada bir davet vereceğiz, bize bir konferans versin, bir hasbihal yapalım, bilmem ne edelim. Beyaz Saray dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'na soracağız, kararı o verir, biz veremeyiz. Celal Bayar'a söylediler, Celal Bayar hay hay dedi. O zaman bu soykırım moykırım numaraları falan yoktu henüz. Evet. Ve ondan sonra Celal Bayar gitti, sabah kahvaltısına gitti, arkasından konferans verdi, öğlen yemeği yediler, arkasından konferans verdi, akşam yemeği yediler, öyle 10 dakikalık kahve ziyareti değil. Ve akşam yatma zamanı ancak ayrıldılar, hem de ne kadar mutlu ayrıldılar. Ve 20 bin Ermeniyle öyle yani 8-10 kişiyle bir odada oturup konuşmadılar. Böyle büyük salonlarda ya, bizim bunları kazanmamız lazım. 850 sene bunların burnu kanamadı da 1914-15'te ne oldu? Ya bir ailenin içerisinde de oluyor, bir miras için bir şey için kavga edip birbirlerini de öldürüyorlar. Ama bu kardeşlik, bu aile dağılmamalı. Ya bunları özellikle tarihte 16 tane büyük imparatorluk kurmuş bir millet kendisine düşman seçecekse ayıptır. Yunanlı'dan, Ermeni'den düşman olmaz. Sen dünya güreş meydanlarının koca Yusuf'usun. İlkokul çağında cılız bir çocukla güreş kapıp onu yenip bununla hava atmak sana yakışmaz. Tabii. Kendine düşman mı seçiyorsun? Hani şey derler ya, sıkletimiz değil. Tabii ya. Sen
Kendine düşman mı arıyorsun? Bak Rusya yakışır, Almanya yakışır, İngiltere yakışır. Bunlarla şeyden gariban Yunanistan'la zavallı Ermenistan'dan bunu niye yapıyordun? Ha bunların da akıllarını başlarına toplaması lazım. Emperyalist yaramaz çocukluğa devam etmemeleri oyuncağı lazım. Haline gelmemeleri lazım. Evet, turizm de bu yönden önemli turizm dediğiniz yönden gibi. Evet. Hatta burada değinmeden geçemeyeceğim. Alaşehir'de de 3 tane kilise var. Hristiyanlıkta çok önemli. İncil'de geçen 7 kutsal kilisenin 3'ü değil mi? Yok yok. 7'si de Anadolu topraklarında. Ya, Anadolu'da olduğunu biliyorum. Ha, ben Manisa adına. 3'ü orada evet. 3'ü. Yani Avrupa'da falan kutsal yeri yok Hristiyanlık açısından. Kudüs'ten sonra en kutsal yer Antakya'dır. Evet. Antakya, Pavlos'un mektup gönderdiği 7 cemaat var. 7'si de Anadolu'da. Buna yeni kilise diyor. Hmm. Bergama'da bunlardandır. Akhisar'da bunlardandır. Hmm. Ve eskiden haç yolu buralardan geçerek giderdi ki haç tam olsun. Direkt Kudüs'e gidersen yarım haç derlerdi. Bu 7 kutsal kiliseyi karayoluyla şey edersen bu şey edilir. Avrupa bunu başka gayeler için bir ara kullanmaya kalktı. 2000 yılında İsa Mesih'in doğumunun 2000. yılı haç karayolunu çıkaralardı. Onu ben önledim. Milli Güvenlik Kurulu'nun şeyiyle bir heyet kurduk. Bir heyet dediğim devletin kurumlarından başkanını beni yaptılar. Doçenttim o zaman. Başbakanlığın Bakanlar Kurulu odasında toplantı yapıyorduk. Buna karşı ne edelim? Fener Patrikhanesi böyle etti. İşin içerisine çıkınca öbürü de giremedi. Olmadı. Olmadı. Ama bundan sonra eski Türkiye değiliz. Bundan sonra biz ulus devletiz ama imparatorluk hafızamızı kaybetmememiz lazım. Evet. Çünkü 20 milyon kilometre karede ayak izlerimiz var. Bunu da hiç kimse inkar edemez. Bunu inkar edemez. Yeni nesillerimiz bunu bilmeliler. İyi bilmeliler. Evet. Tamam. Ağzınıza sağlık hocam. O güzel üslubunuzla yine bize oldu. Farklı bir konuyu farklı bir dile konu getirdiniz. Oldu. Öyle zannediyorum haberleri olunca bestseller olacak. Bu devamlı izlenecek bu İnşallah, konu. İnşallah. Çünkü kitaplarda bulunacak bir şey değil. Biz de YouTube'a ve sosyal medyalarımıza koyuyoruz programlarımızı. Evet. İsteyenler oradan da zaten seyrediyorlar. Seyrederler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ evet, Manisa TV izleyenleri bugün Tozlu Sayfalar programında sonuna geldik. Profesör Doktor Mehmet Çelik'le bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim.